PLC'mi görüyorsunuz. Bu servo motorum ve PLC'm şu an ProfinDrive'da haberleşiyor. Profinet üzerinden haberleşiyor. Şimdi ben burada Power Bloğundan sinyal göndereceğim. Power Bloğundan sinyal göndereceğim. Power Bloğundan sinyal gönderince görmüş olduğunuz gibi hata gitti. Power Bloğundan sinyali şöyle kestiğimde tekrar hata geliyor. Bakın, Power Bloğundan sinyal gönderdim. Tüm ayarları yaptım. Şu an herhangi bir hata yok. Benim sürücümde, benim PLC'mde, benim bloğumda hiçbir yerde bir hata gözükmüyor, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada ben herhangi bir switch kullanmadığım için home'lama ile ilgili modu sıfır yaptım. Home'lama ile ilgili modu sıfır yaptım. Yani benim sürücüm şu an benim şuradaki eksenim şu an bulunduğu yeri home kabul ediyor. Buradan jog ve absolut komutlarını kullandım. Jog ve absolutla ilgili işlemler yapacağım. 10 demişim. Jog'a bastığımda 10 dereceyle dönecek gibi bir şey söz konusu. Buna farklı aslında isimler de verebilirdim ama unuttuk. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Any block diyelim, bir data block açalım. Any block diyelim, bir data block açalım. Servo data diye. Yok. Yok. Speed diyelim. Real olsun. Yok, speed'imiz real olsun. Buradan absolute position up position real olsun. Up velocity up velocity real olsun. Bunları real yaptım. Şimdi şunları yükleyelim. Aslında yüklemeyecektik. Yanlış yaptık yine. Cancel diyelim. Yüklemeyelim. OB'ye gelelim. OB'ye geldikten sonra şöyle tablomuzu açalım. Tablomuzu açtıktan sonra getirelim. Upposla up velocity yerine koyalım. Şunlar aşağıdakiler bize home'un yapılıp yapılmadığını ve pozisyonun nerede olduğunu söyleyecek. O pozisyona geldiğinde de bir çıkış verecek. Onun için kullandığımız input output'lar diyebiliriz. Jog velocity ile şöyle yapalım. Artık biz bu hızları değiştirdiğimizde herhangi bir başka ayar yapmadan işlemleri gerçekleştirebileceğiz. Şimdi tekrar yüklüyorum. Yükledim. Açtım gözlüğü de. Gözlüğü de açtım. Şu an power var. Power var. Şöyle. Power'ı tekrar off yaptım. Görmüş olduğunuz gibi servom hataya düştü. On yaptım. Tekrar servom normale döndü. Herhangi bir problem yok. Herhangi bir problem yok. Şu an home ile ilgili bir şey yapmayacağım. Zaten home modu sıfırda. Yani switch kullanmadığım için burada herhangi bir işlem yapmayacağım. Yani şunu yapayım. Mesela önce bir homelama yapayım. Homelama yaptığımda şuradaki bitin bir olduğunu göreceksiniz. Bakın şöyle yapalım. Homelama yapalım. Homelama yapalım. I0 2 ile bir home yapalım. 0 2 ile bir home yapalım. Home'da ne yapıyordu? Bulunduğu noktayı ne yapıyordu? Home kabul ediyordu. Homelama yaptım ben şu an. Homelamayı yaptıktan sonra bakalım aşağıdaki bitimize. Aşağıdaki bitimiz aktif olmuş. Yani şu an homelama yapılmış oldu. Dolayısıyla absolute fonksiyonunu da kullanabilirim demek oluyor. Biliyorsunuz absolute homelama yapılmadan kullanılmıyordu. Şuraya Joku kullanacağım için bir hız gireyim. Bir açı değeri gireyim. Mesela 800 derece gireyim mesela. 800 derece gireyim. 360 derece geçtikten sonra Q00 çalışacak. Q00 yanacak. Onu da göstereyim bir taraftan. Q03 yanacak. Onu da göstereyim bir taraftan sizlere. Şimdi Joka geldim. Kameramı açıyorum. Şimdi I03'e bastığımda forward, 4'e bastığımda backward olacak. Basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim çıkışım aslında şurada çalıştı. Şu an çıkışım çalıştı. Yerine basıyorum. I0
4'e basıyorum bu sefer. 4'e bastığımda da görmüş olduğunuz gibi ne oldu arkadaşlar? Burada benim şu an 3816 değerine gelmiş mesela benim eksenim. Ben bunu düşürmeye çalışayım. Şöyle düşüreyim. Ters yönde çeviriyorum. Ters yönde çeviriyorum. Ters yönde çeviriyorum. Bakın Q03 artık aktif değil. Tekrar diğer tarafa çeviriyorum. Açısal kontrol yapıyordum. Görmüş olduğunuz gibi Q03 aktif. Homlama yaptığım için buradaki Q02 de aktif. Bakın homlama yaptığım için buradaki Q02 de şu an aktif. Hem Q02 hem Q03 aktif. Ben enerji beslemesini yapmadığım için bunlar çekmedi. Onu da meraklıyorsanız söyleyeyim. Enerji beslemesini yapmadığım için onlar çekmedi. Şimdi servomla ilgili ne yapalım? Homlama yaptık zaten. Ne yapalım? Bir pozisyona götürelim. Şu an mesela 1245 derecelik bir açıdaymış. Bu birkaç tur atmış. Pozitif yönde birkaç tur atmış. Bunu mesela ne yapalım biz? Sıfıra gitsin diyelim. Sıfıra da hangi hızla gitsin? İşte 500 açı hızıyla gitsin mesela diyelim. 500'e gitsin. Nereye gitsin? Sıfıra gitsin. Önemli değil. Absolut sıfır dediğim zaman eksendeki sıfır noktasına gidecek. I05. I05'e sinyal gönderelim. I05'ten sinyalimizi gönderelim. Bakalım ne oluyor. I05'ten sinyali gönderelim. Bakın gitti durdu. 500 derece hızla gitti ve orada şu an durdu. Diyelim ki mesela nereye gitsin? 10.000'e gitsin. 10.000 dereceye gitsin. I0. Şimdi şuradan sinyali tekrar gönderiyorum. I05'ten tekrar sinyali gönderiyorum. Gidiyor. Gidiyor. Şurada ekseni görüyorsunuz. Ekseni gittiği noktayı. Dönüyor. Dönüyor. Benim ayarladığım hızda 10.000'e gelince durdu. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde komutların kullanımını size göstermiş oldum. Hem burada servonun nasıl programlandığını gördük. Hem PLC ile haberleştirdik. Hem V asistandan da nasıl ayarlar yapıldığını hep beraber görmüş olduk.